Diyarbakır'daydık ve yarından itibaren Batman, Mardin diye devam edip en son Van'da programımızı tamamlamayı düşünüyorduk. Bugün belediye ziyareti sırasında canlı yayında iletilen bir notla Kahramankazan'daki terörist saldırıdan haberdar olduk. Ve devam eden programımız buradaydı. Burada Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde kent konseyinin mensupları bizi bekliyordu. Sağ olsun başkanımız, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Kaya bize bir toplantı salonu tahsis etti. Bir toplantı gerçekleştirdik arkadaşlarımızla birlikte, buradaki heyetle. Aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerimiz de genel sekreterimizin çağrısıyla toplandılar. Ve durumu kavramaya çalıştık. O sırada İçişleri Bakanımızla da telefonla görüştüm. Kendisi bana tabii onların açıklamasını beklediğimiz için o bilgi o süre içinde bizde kaldı ama kaybın 4 kişi olduğunu, 14 yaralı olduğunu, rehine operasyonunun, rehinelerin herhangi bir zarar görmeden tamamlandığına ilişkin bilgileri de doğrudan paylaştı. Tabii bu şartlar altında hem heyetimizin görüşü o yönde hem ev sahiplerimiz de bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havaalanına geçiyoruz ve ilk uçak olan uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında Kent Konseyi'nin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüş alışverişinde bulunduk. Tabii gündemimiz bugünkü terör saldırısı ve terörün amaçlarından başkası değildi. Biz terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın terörü lanetliyoruz. Ve bizim bütün beklentimiz hem Türkiye'nin gündeminden terörün çıkması hem de Diyarbakır'da da bugün çokça karşılaştığımız gibi hiçbir şey istemiyorum, eşit yurttaşlık istiyorum, herkes gibi eşit olmak istiyorum diyen ve buna isyan eden kimsenin ne Diyarbakır'da, ne Muş'ta, ne Van'da, ne de büyük şehirlerin kenar mahallelerinde kalmaması, her Türk'ün, her Kürt'ün, hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının devlet onun için karar verdiği için değil, sorunun yok senin diye. O gerçekten benim sorunlarım çözüldü ve kendimi eşit hissediyorum diyerek bu ülkeyi sahiplenmesini bekliyoruz. Tabii ki böyle süreçlerde konu mutlaka tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Böyle süreçlerde bunlar yaşanıyor. Bu topraklarda bunlar hep yaşandı. O yüzden bugünkü terör saldırısının zamanlamasına yönelik de bir dikkatle bakmak gerekiyor. Ama bizim Türkiye'nin kardeşliği ile ilgili umudumuzu hiçbir şey köreltmeyecektir. Bu konuda irademizi de hiçbir şey geri adım attıramayacaktır. Ayrıca